Öncelikle çok güzel bir maç oldu. Seyir zevki çok yüksek bir maç oynandı. Biz oyuncularımla beraber, takımla, yardımcılarımla beraber hep iyi çalıştığımızı, her hafta oyunumuzun geliştiğini, taktik anlamda da, fiziksel anlamda da her hafta, her maçta bunu üzerine koya koya geldiğimizi söylemiştim. Bugün de baktığınız zaman en önemli oyuncularımızın olmamasına rağmen elimdeki sağlıklı oyuncularla çok iyi çalışarak rakibi çok iyi analiz ettik maçtan önce. Bu maçı da kazanmak için buraya gelmiştik. Çok güzel bir ortamımız var. Çok güzel bir hava yakaladık. Son 5 maçın 4'ünü kazanıp 1'ini berabere kaldık. Bu çok anlamlı. Özellikle Alanyaspor deplasmanında böyle bir takıma karşı 5 golli galip gelmek, ki 5 golün haricinde çok daha net pozisyonlarımız var. İlk devre özellikle gole kadar olan pozisyon ve golden sonra en az 5-6 tane %100 pozisyonumuz var. Ama buna rağmen 2-0, 2-2 orada oyunu dengelemem gerekiyordu. Ön tarafa daha aktif, daha hareketli, daha üretken oyuncularımızı alarak önde baskıya başladık bu sefer. Hemen goller geldi. Tekrar dengelenen oyunu kendi lehimize çevirmesini bildik. Bol pozisyonlu bir oyun oldu. Oyuna giren 3 oyuncumuz sonradan goller attı. Yükselen bir performansımız var. Bu yükselen performansımı ben her gün Samandıra'da oyuncularımla beraber, ekibimle beraber bütün rakipleri çok iyi analiz edip onları, bu yaptığımız analizleri oyuncularımıza çok net anlattığımı düşünüyorum. Bunu da karşılığını almak beni çok mutlu ediyor. Özellikle bugün ilk attığımız gol, insanlar diyebilir ki ya bu tesadüf gol. Tesadüf değil. Biz onu çalıştık. Çalışarak atılmış bir goldür. Onun için bugünkü maçta çok iyi bir futbol oynayan, çok iyi bir performans ortaya koyan oyuncularımı ben tebrik ediyorum. Oyuncularım da söylediğim gibi bir kere antrenmanlarım benim çok tempolu oluyor. Çok zevkli antrenmanlar oluyor. Ve sürekli taktik disipline bağlı antrenmanlar yapıyoruz. Ve neleri onlardan istediğimi çok net anlatıyorum ekibimle beraber. Hücumda ne yapıyoruz, savunmada ne yapmamız gerekiyor, nasıl gelişebiliriz, hem oyuncu bazında hem takım mı. Ben sürekli her hafta gelişim konusunda ekibimle beraber gece gündüz orada çalışıyorum. Oyuncuların da bizim ekibimle beraber gerçekten ne kadar çok çalıştığımızı görüyorlar, ne kadar emek harcadığımızı görüyorlar. Onlar da bizim bu emeğimizle birlikte, onlar da çok çalışıyorlar. Beraber karşılıklı birbirimize inanarak ben oyuncularıma çok saygı duyuyorum, onlara çok güveniyorum. Onlar da bize saygı duyuyor, çok güveniyorlar. Birbirimize böyle bir karşılıklı bir güven ortamını çok net bir şekilde ortaya koyduğumuz için çok iyi çalışıyoruz. Rakipleri çok iyi analiz ediyoruz. Mesela bugün Alanyaspor'u biz bilerek top bıraktık. Nerede bekleyeceğiz? Nerede pres yapacağız? Nerede oyunu hızlandıracağız? Nasıl oyunun yönünü değiştireceğiz? Nerede çoğalacağız? Bunların hepsini biz çalışıyoruz. Çalıştığımız için oyuncularım da taktik disipline bağlı kendilerince ortaya koydukları bir performans var. Yüreklerini ortaya koyuyorlar. Daha fazla nasıl mücadele edebiliriz? Ne kadar dedim bu maçtan önce biz isteyeceğiz. Bu maçı tamam biz çalışıyoruz ediyoruz da ne kadar isteyeceğimiz önemli bu maçı kazanmak için. Ne kadar yürekli oynayacağız, ne kadar enerjimizi ortaya koyacağız, ne kadar kalitemizi rakibi hissettireceğiz. Bunları da sizlerin dedim bugünkü maçta ortaya koymanız gerekiyor. Onlar da bugün gereğini yaptılar. Onları ben yürekten tebrik ediyorum. Bu galibiyeti ben büyük Fenerbahçe taraftarlarına armağan ediyorum. Onlar bize güvensinler. Bu hafta sonu maçımıza tekrar onları bekliyorum. Arda hep söylüyorum. Ne zaman oyuna girecek? Ne zaman ilk 11 oynayacak? Biz bunları gerçekten çok iyi planlıyoruz. Bugün de tam zamanında oyuna aldığımı düşünüyorum. Girdikten sonra bir gol, bir asist. Tam onun oynayacağı bir oyun ortam vardı. Onu Mesut abisiyle değiştirerek o da çok büyük bir katkı verdi. Öne açık Arda. Çalışıyor, istiyor. Bizim evladımız. Onu koruyoruz. Biz böyle oynata goller atacak, attıracak. Arda bizim gelecekteki hem Fenerbahçe'mizin hem Türk futbolunun en büyük futbolcularından bir tanesi olacak. Ama Arda gibi daha çok gencimiz var. Onları da hazırlıyoruz. Onlarla ilgili bir plan yaptım. Başkanımız rica etti. Bir aylık bir plan yaptım. Altyapıdan bazı oyuncularımız, yeni gelen İshak diye bir oyuncumuz var. Bunlarla ilgili de haftanın 3-4 günü
profesyonel takımla birlikte ben ve ekibim onlara en az ekstra normal antrenmanların dışında da ekstra antrenmanlar yapacağız. Özel olarak hazırlayacaksınız. Özel olarak çalışacağız. Evet. Bu sizin doğrultunuzda, isteğiniz üzerine. Başkanımız rica etti. Ben de kabul ettim. Seve seve dedim. Bu şekilde onlara da, alt tipideki oyuncularımıza da, evlatlarımıza ekstra, zaten ben Samandıra'da kalıyorum. Onlarla da ilgili her antrenmandan sonra haftada 3-4 gün en az olmak şartıyla ekstra antrenmanlar yaptıracağız. Peki hocam, çok teşekkür ederim. Ben sağ ol. Teşekkür ederim. Sağ ol.